Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 27 Ağustos 2021 Cuma. Dünya son 24 saattir DAEŞ'in Afganistan'daki terör saldırısını konuşuyor. İki canlı bomba, iki cani, insanlıktan nasibini almamış iki yaratık, masumlara ölüm kustu. Biri havalimanının kapısında insanların çıkış yapmak için yığıldığı bir noktada, diğeri ise havalimanına çok yakın bir otelde iki bomba patlattı. Çifte saldırıda 110 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 13'ü Amerikan askeri, 97'si sivil. 200'ü aşkında yaralı var. Bu yüzden ölü sayısı artabilir. Saldırıdan saatler sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden konuştu. DAEŞ'ı kastederek saldırıyı yapanların yerlerini biliyoruz, bedelini ağır ödeyecekler dedi. Dedi ama Amerikan basını, kamuoyu ikna olmuş gibi görünmüyor. Zira 20 yıl önce Afganistan'ı işgal eden Amerika arkasında koca bir yıkım ve kaos bırakarak ülkeyi terk edecekken bu saldırı oldu. Bu da hem mazlum coğrafyalarda hem de Amerikan siyasetinde yeni krizlerin kapıda olduğunun bir işareti aslında. Türk askeri Kabil'den dün itibariyle ayrılmaya başladı biliyorsunuz. Saldırılara ilişkin bugün bir sıcak değerlendirme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bosna Hersek ziyaretinin hemen öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda konuştu. Saldırıyı milletçe kınıyoruz cümlesini kurdu. Devamında Taliban yönetimiyle de ilgili sözleri vardı. Birazdan geniş ekranlarınıza taşıyacağız. Önce dünkü terör dehşetinin yankılarına bakalım. ATV Haber'de 45 dakikalık haber turumuz başladı. Tahliyenin tamamlanmasına günler kala Kabil dehşeti yaşadı. Terör Afganları terk etmeye çalıştıkları yurtlarının tam çıkışında, Amerikalıları ise güvenliğini sağladıkları havalimanı kapısında buldu. The Taliban regime is coming to an end. Amerika 20 yıl önce terörle mücadele ve demokrasi ihracı iddiasıyla girdi Afganistan'a. Çekiliyoruz açıklaması kaosu da beraberinde getirdi. Talibansa Kabil'e gelirken cezaevlerini tahliye etti. Serbest kalanlar arasında DAEŞ'lılar da vardı. Havalimanı çevresindeki kalabalığın arasına belki de onlar sızmıştı. Korkulan dün akşam yaşandı. Ard arda iki patlama gerçekleşti kalabalığın yanı başında. Biri doğrudan kapıyı hedef aldı. Amerikalı askerler ve ülkeyi terk etme umuduyla bekleyenlerin çoğu o kabustan bir daha uyanamadı. İkinci saldırı ise Baron Otele'ydi. Hedef özellikle seçilmişti. Görüntülerin tüyler ürperticiliğine hayatını kaybedenlerin sayısı da eşlik etti. Çifte intihar saldırısında en az 110 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar 150'yi aştı. 13 Amerikan askerinin de can verdiği saldırıları DAEŞ'ın Horasan kolu üstlendi. Hava kararınca 4 patlama daha duyuldu Kabil'de. Taliban, Amerikan mühimmatını imha ettik açıklamasıyla yüreklere su serpti. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Dünya şoku atlatmaya çalışırken Amerikan Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçti. İntikam sözü verir gibiydi. We will continue the evacuation. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. 31 Ağustos planında henüz bir değişiklik yok ama yeni saldırılar da bekliyor Pentagon. No, wait a minute. I'm asking you a question. Basın toplantısı biterken Biden zor sorulara direnemedi. Ve yaşananlara dair en simgesel kare o sırada kayda geçti. Biden yanlış kararının sonuçları yüzünden ülkesinden özür diler gibiydi. Taliban ise havalimanı çevresindeki kalabalık sebebiyle Amerika'yı suçladı. 28 Talibanlı öldü, bizim kaybımız daha fazla sözleri dikkat çekiciydi. Birleşmiş Milletler pazartesi günü daimi veto gücüne sahip 5 üyesiyle acil toplanacak. 11 Eylül'den bu yana en büyük kayıplarından birini veren bayrakların yarıya indiği Amerika'nın atacağı adımlar merak konusu.
Ve girişte anons ettiğimiz o açıklamada sıra Erdoğan Türk Askeri Birliği'nin dünkü saldırıda herhangi bir yara almadığını söyledi üzerine basa basa ki sürdüğünü de hatırlatalım. Manşetimiz ise Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nde Taliban'la yapılan 3,5 saatlik görüşme. Cumhurbaşkanı o görüşmede Taliban'ın Türkiye'ye hava limanının işletmesi teklif ettiğini açıkladı. Devamında henüz bir karar vermedik. Önce yönetim boşluğunun sona ermesi şart dedi. Terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. Kabil Havalimanı yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırılarını sert bir dille kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi havalimanında soruları yanıtladı. Daha önce gerekirse görüşürüz açıklaması yapan Erdoğan'a Taliban'la temas sağlanıp sağlanmadığı soruldu. Büyükelçiliğimizi Kabil Havaalanı'nın içerisindeki askeri bölüme taşıdık. Taliban ile ilk görüşme 3,5 saat süren bir görüşmeyi Büyükelçiliğimiz nezaretinde orada arkadaşlarımız sürdürdüler. 3,5 saatlik görüşmenin perde arkasını anlattı önce. Taliban'ın Türkiye'ye Kabil Havalimanı'nın işletmesini teklif ettiğini söyledi. Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var. Kime? Bize. Güvenliği diyor biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın. Henüz verilmiş bir kararımız yok. Türkiye Cumhuriyeti askeri havalimanını işletiyor, sivil havalimanını işletiyor ama buna rağmen 72 kişi öldü. Buna biz bulaşırsak biz bunu izah edemeyiz. Cumhurbaşkanı önce Afganistan'daki yönetim boşluğunun sona ermesi şart diye devam etti. Askıya alınan uçuşlar için de acelemiz yok dedi. Şu anda Türk Hava Yolları bizim sivil asker neyse nereden gidip alıyor? İslamabad'dan gidip alıyor. Askeri uçaklarımız taşıyor. Biz devletiz. Uçak seferlerinin başlaması vesaire bunlarla ilgili acelemiz yok. Erdoğan'a Taliban'la Türkiye'nin görüşmesine verilen tepkiler de hatırlatıldı. Bizim de kiminle, nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur. Görüşmeden bu tür şeyleri yapmak mümkün değil. Diplomasi nedir arkadaş? İşte diplomasi budur. İzledik Erdoğan'ın havalimanındaki sözlerinin arasından ayırdığımız bir başlık da bu. Muhalefetin özellikle de CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Afgan göçmenlerle ilgili iddialarına yanıt verdi. Tepkisi de sözleri de sertti. İşleri güçleri yalan dedi. Bugün CHP Genel Başkanı'nın programı vardı Muğla'da. Mehmetçiğin Afganistan dönüşünü olumlu karşıladıklarını söyledi ama hemen arkasından sözü yine Afgan mülteci iddialarına getirdi. Bu muhalefetin bu tür yalanlarda, bu tür iftiralarda hiçbir zaman özür dilediğini duydunuz mu? Bunların karakterinde bir defa böyle bir şey yok. Sözleri çok sertti. Çünkü hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tüm tarafların yalanlamasına rağmen Afgan mülteci iddialarına devam ediyordu. 3-3,5 milyon daha gelecek böyle giderse. BBC'nin yalan söylemesini normal karşılarım da bunları öyle görmek istemezdik. Ama Bay Kemal, onun izinde gidenler bunu 1,5 milyon gibi açıklıyorlar. Bunlar hepsi yalan. Ve bu yalan terörünü bir şaklabanda bulmuşlar. Onunla beraber sürdürüyorlar. Hedefteki isim CHP Genel Başkanı Muğla'daydı. 1,5 milyon mülteci iddiası devletin resmi rakamlarıyla yalanlanınca bu kez sınırlar üzerinden hükümete yüklenmeye çalıştı. Resmi rakamları Sayın Erdoğan açıkladı. İyi de bu insanlar nasıl geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğansa göç dalgasını engellemek için Türkiye sınırına örülen duvarları hatırlattı. CHP'ye bu kez doğal afetler üzerinden yüklendi. AFAD'ın yardım toplamasına bile karşı çıktılar. Bunlar böyle kepaze bir takım. Ve Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili ortaya attığı iddia. CHP Genel Başkanı Merkez Bankası'nın döviz rezervinin IMF'den alınan borçla 115 milyar dolara ulaştığını iddia etmiş. Bu iddia Merkez Bankası tarafından anında yalanlanmıştı. Kalktılar Merkez Bankası ile ilgili ciddi yalanlar uydurdular. Her şey ortada. Peki bunların bir özür dilemesi söz konusu mu?
Siyasette göçmen karşıtlığının, daha net söyleyelim, mülteci düşmanlığının kalesi olarak bilinen iki parti var. CHP ve İYİ Parti. Söylemleri, vaatleri hepsi bunun üzerine kurulu. Özellikle CHP. Her fırsatta göçmenleri geldikleri ülkelere göndereceklerini söylüyorlar. İşte bununla taban tabana çelişen bir görüntü geldi bugün Çanakkale'den. Fotoğraf CHP Çanakkale İl Başkanlığı binasından. Afişe dikkat, sınır namustur yazıyor. Sanki tersi oluyormuş gibi ama gelin görün ki il başkanlığında yapılan tadilatta çalışan işçiler Afgan. Yukarıda sınır namustur afişi, aşağıda Afgan işçiler. Göç sorununu siyasi malzeme haline getiren CHP, gündelik hayatın gerçeklerinden kaçamadı. Ortaya bu ironik manzara çıktı. Burası CHP Çanakkale İl Başkanlığı. Binada tadilat çalışması var. Çatıyı onaranlar ise Afganlı göçmenler. Onlar müteahhit firmanın sigortalı çalışanları. Hemen üstlerinde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göç meselesinin sosyolojisinden çok popülizme odaklanan sloganı var. Sınır elbette namus ve Türkiye'nin namusu Mehmetçi'ye emanet. Ne var ki Türkiye'nin coğrafyasını görmezden gelen bu bakış, göç meselesini de kolaylıkla gündelik siyaset malzemesine indirgeyebiliyor. Ama ne yaparsa yapsın, hayatın basit gerçeklerinden kaçamıyor. Yine göçmenlerle ilgili bir haber, ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Çünkü yer bolu. Jandarma ekipleri yurda kaçak yollardan giriş yapan Pakistanlıların peşindeydi. İhbar üzerine onları ormanlık bir arazide yakaladılar. Tabii Pakistanlılar sınır dışı edildi sonrasında ama haberin bizde bıraksa is başka. Çünkü yakalanmasalar kaçıp gidebildikleri yerde Bolu'nun şehir merkezi olacaktı. Tanju Özcan'ın şehirdeki sığınmacılarla ilgili kurduğu cümleleri düşünürsek, jandarmadan kaçabilseler daha mı iyi olurdu? Yanıtını siz verin. Kaçma, gel. Onlar kaçtı, polis kovaladı. Ama kovalamaca uzun sürmedi. Hepsi yakalandı. Kaç. Pakistan uyruklu 16 göçmen Şanlıurfa'dan İstanbul'a gidiyordu. Bolu'ya geldiklerinde otobüs arıza yaptı. Ormanlık alanda beklemek için aşağı indiler. Derken polis geldi. Hepsi karşıya geçti, hepsi karşıya geçti. Pakistan uyruklu 16 genç yakalanmamak için ormanda izlerini kaybettirmeye çalıştı. Durun, durun! Dur! Kovalamaca çok sürmedi. Polis 16 kişiyi tek tek yakaladı. Buraya doğru geçin, hepsi oraya gitti. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere göç idaresine götürüldü. Bolu çok değil birkaç hafta önce belediye başkanı Tanju Özcan'ın göçmen karşıtı ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Şehirler arası yolculukta PCR testi zorunluluğu başladı. Peki doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Uygulamanın bilmediğimiz zorlukları var mı? Ayrıntılar birazdan. Konya'da sabaha karşı katliam gibi bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçti ve bir kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. O araçta Ocak ailesi vardı. Kaza aynı aileden 6 kişiyi hayattan kopardı. Patlayıcı madde yüklü tır kontrolden çıktı, bir aileyi yok etti. Katliam gibi kaza Konya Aksaray yolunda sabaha karşı 4.30 sıralarında meydana geldi. İsmail Yılmaz idaresindeki amonyum nitrat yüklü tır yolun karşı şeridine geçti ve içerisinde 7 kişinin bulunduğu kamyonetle çarpıştı. Araç takla atarak refüje savruldu. Ocak ailesinden 6 kişi can verdi. Bir kişi de yaralandı. Tırın yükü patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrattı. Çarpışmanın etkisiyle çuvallar yırtıldı, amonyum nitrat yola saçıldı. Alev almaması faciayı önledi. 6 cana mal olan kazanın ardından tır şoförü İsmail Yılmaz gözaltına alındı.
Bir başka kaza haberi var şimdi sırada ama neyse ki bu kez hiç kimse hayatını kaybetmedi. 71 yaşındaki Dursun Arslan tarladan eve dönüyordu. Hemzemin geçitteki bariyeri eliyle kaldırıp geçmek istedi. O sırada üzerine doğru gelen treni gördüğünde treni beden diliyle durdurmaya çalıştı. Ama ne yazık ki son pişmanlık fayda etmedi. Treni el ettim. Tren hiç... Böyle etti bana. Baktım ki tren bana vuruyor, kendimi kurtardım. Hemzemin geçitteki bariyeri eliyle kaldırıp geçmeye çalıştı. Hızla gelen treni el işaretiyle durdurmaya kalksa da başaramadı. Birinci bariyerden açık olarak gördüm geçtim. Bariyeri elimden kaldırdığımda geçeyim konusuna geldim. Tren de çok suratlı bir vaziyette geldi. Amasya'da yaşayan 71 yaşındaki Dursun Arslan tarladan eve dönüyordu. Hemzemin geçide geldiğinde ilk bariyerin yanından geçti. Kapalı olan diğer bariyeri ise eliyle kaldırıp geçmek istedi. Tam da o sırada karşıdan gelen treni gördü. El ediyorum ki biraz yavaşla. Yani duracak şekilde de vardın. Tren en az 100 metrenin üstündeydin. Böyle etti ancak bana. Yük treninin çarptığı araç metrelerce öteye savruldu. Arslan ise son anda kaçtı. Dedi ki kardeşim benim duracak imkanım yoktu ama ben sana böyle et dedim. Bariyeri fır kır geç diye işaret ettim. Sen anlamadın. Trenin çarptığı araç kullanılamaz hale geldi. Ölümden dönen adamsa hala yaşadığı kazanın şokunda. Ben 30-40 senelik şoförüm. Ne geçitlerden geçtim. Çok bir ders oldu yani. Bir daha her zaman dikkat edeceğim. Aydın'da yan komşusunun evinin önüne dökülen asma yaprağı iki komşuyu birbirine düşürdü. Çıkan tartışmada 71 yaşındaki adam 3 çocuk annesi kadını öldüresiye darp etti. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Peş peşe çok kuvvetli vurdu. Evin önüne dökülen asma yaprağı iki komşuyu birbirine düşürdü. 71 yaşındaki adam kapı komşusunu öldüresiye dövdü. Aydın'da 3 çocuk annesi Hanife Ger, evinin önüne dökülen asma yapraklarını süpürmüş ama yan komşusunun kapısındakilere dokunmamıştı. İddia o ki duruma öfkelenen komşu 54 yaşındaki kadına tepki gösterdi. Orayı süpürdüğünde bizim kapının önünü bıraktın dedi. Bırakmadım, alacağım zaten dedim. Asma yaprağından çıkan o tartışma bir anda yumruklu saldırıya döndü. Kızım yetişti. Kızıma da darp etti. Talihsiz kadın aldığı yumruk darbeleriyle neye uğradığını şaşırdı. Sonra kızım dedi ki kamera çekiyor dedi. Sana şikayet edeceğim dedi. Ondan sonra geri çekildi bu. Bana da bir girişimde bulundu. Ben geri çekimle denk gelmedim. Darp raporu alan kadın soluğu karakolda aldı. Komşusunu darbeden adam ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kapısının önünü kirlettiği gerekçesiyle o da darp ettiği komşusundan şikayetçi oldu. Kadına şiddet haberleri ne yazık ki onlara el kaldıranları durdurmaya yetmiyor. Son görüntü mega kentin kalbinden, tarihi Yarımada'dan geldi. Şiddet mağduru kadın iki büklüm halde kendini korumaya çalıştı. Karşısındaki eşkıya ise onu zorla arabaya bindirmenin derdindeydi. İstanbul'un göbeğinde ölüm korkusuyla bir çöp kutusunun eşiğine sığınmış bir kadın ve sebep olduğu korkunç tablonun farkında bile olmayan tehditkar bir saldırgan. Fatih'te sabahın erken saatleriydi. Çığlıkları duyup balkona çıkan kişi gördükleri karşısında tepkisiz kalmadı. Güpegündüz şiddet uyarılara rağmen devam etti. Saniyeler sonra da talihsiz kadını zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Polisi arasana polisi. Ne çekiyorsun oğlum? Ben aşağı inersem karıya vuruyorsun orada adamlık yapma.
Gel. Saldırgan, görüntüleri kaydeden kişiyi tehdit etmekten de çekinmedi. Yolda kalmış YTT otobüsü manzarası İstanbul için artık maalesef klasikleşti. Son günlerde hemen her gün arızalanmış ve İstanbulluların ittiği otobüs haberlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Ama aynı günde 5 otobüsün birden bozulması akıllara sebebi bakımsızlık mı sorusunu getiriyor. Evet, burası Esenler. Otobüs tahliye ediliyor. Biz de oradan geçsek mi geçmesek mi diye düşünüyoruz. Yine Ümraniye'de bir İBB otobüsü arızalanmış. Otobüsler bir bir arızalanıyor. Ne zaman giderilecek bu insanların mağduriyeti acaba? Bizi de yeni YTT yolda kaldı. Yine İmamoğlu'nun bir otobüsü kalmış yollarda. Yazık olmuş vatandaşa. Arızalanmış, yolda kalmış. Kilometrelerce kuyruk. Yine YTT acıya. Rus manken Elena Sergeyeva İstanbul Şişli'de yürürken bir kapkaççının hedefi oldu. Sinsice genç mankene yaklaşan hırsız çantayı alıp kaçtı. O anlarda bir güvenlik kamerası da kayıttaydı. Rus mankenin çantasını çalıp kaçtı ama giydiği tişörtü değiştirmeyince yakalandı. 33 yaşındaki Rus manken Elena Sergeyeva İstanbul Şişli'de dolaşmaya çıkmıştı. O farkında değildi ama bu sırada bir hırsız sinsice yanına yaklaştı ve genç mankenin kolundaki çantayı çalıp koşmaya başladı. Olayı gören çevredekilerden biri hemen kapkaççının peşine düştü. Rus manken de hırsızı yakalamak için koşmaya yeltendi ama olmadı. Hırsız karşısına çıkan duvarı aşıp kaçmayı başardı. O kaçış çok uzun sürmedi. Kapkaççı giydiği tişört yüzünden yakayı ele verdi. 11 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Fatih'te bir genç aracının motoru arızalanınca tamir ettirmek yerine 6000 lira verip yeni bir motor satın aldı. Eski motoru da evinin önüne bıraktı. İşte o motor hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar yaklaşık 300 kiloluk o motoru bakın nasıl çaldı. Eskisini attı, 6 bin lira verip yenisini aldı. Ama tedbirsizliği yüzünden tüm emekleri boşa gitti. İçeri girdim, bir çıktım blok yok. Motoru komple çalmışlar. İstanbul Fatih'te yaşayan Ali Kaymaz'ın aracının motoru çatlamıştı. O da gitti yenisini aldı. 6 bin lira masraf yaptı, ardından evinin önüne koydu. Tam da şu araya bir yere koymuştum. Ondan sonra aklına gelmeyen başına geldi. Kamyonetle gelen ikisi kadın, üç hırsız evin önündeki motoru görünce fırsatı kaçırmadı. Hırsızlardan önce kadın olanlar yaklaşık 300 kiloluk motoru taşımaya kalkıştı. Onların gücü yetmeyince erkek olan da devreye girdi. İki tane bayan geliyor, kaldıramıyor, burada düşürüyorlar. Arabadan adam tek başına iniyor. İndikten sonra adam alıyor götürüyor. Motor zaten çok ağır. Motoru ben zaten tek başıma değil, 3 kişi kaldıramıyoruz. Kaymaz sabah geldiğinde motorun yerinde yerler esiyordu. İçeri girdim, bir çıktım blok yok, motoru komple çalmışlar. Güvenlik kameralarını izleyen genç hemen polise ihbarda bulundu, ardından şikayetçi oldu. Şu sıralar hırsızlar İstanbul'un bazı ilçelerini mesken tutmuş durumda. Artan ihbarlar üzerine polis harekete geçti ve hırsızlar suçüstü yakalandı. Hırsızlarla polis arasındaki kovalamaca aksiyon filmlerini aratmadı. Çaldılar, çaldılar, çaldılar. Her seferinde kaçmayı başardılar. Ama sonunda çekirgelikleri bitti. Azılı hırsızlar bir hafta içinde İstanbul'da 3 farklı ilçeye dadandı. Polis de onların peşine düştü.
3 soyguncu Maltepe'de tam iş üzerindeyken polisle burun buruna geldi. İkisi koşarak, diğeri ise arabaya binip kaçmaya çalıştı. O anlarda nefes kesen kovalamaca yaşandı. Aracıyla kaçan şüpheli arkadaşlarını yolda almaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir süre sonra yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. İçlerinden ikisinin ise suç dosyası kabarıktı. Hırsızlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Amerika'da polis şiddetinin son mağduru zavallı bir köpek oldu. Haneye tecavüz ihbarı üzerine olay yerine giden polis, üzerine koşan köpeği görünce tetiğe bastı. Veterinere gitmesine 8 dakika boyunca izin vermedi. Üstelik polis ve amiri şikayetçi olunmasına rağmen olayları örtbas etmeye çalıştı. Köpeği gördüğü gibi tetiğe bastı, yetmedi, amiriyle birlikte bir de olayı örtbas etmeye çalıştı. Polis memuru Matthew Grayshorn, haneye tecavüz ihbarını değerlendirmek için geldi bölgeye. Üzerine koşan köpekleri görünce aracına girmek yerine tetiğe basmayı seçti. Pişman olduğunda ise artık çok geçti. 2019'da yaşanan skandal bununla da bitmedi. Grayshorn, amiri gelene kadar yani tam 8 dakika boyunca köpeği veterinere götürme talebini reddetti. Zavallı köpek 4 gün yoğun bakımda kaldı. İddialara göre tehlikeli olduğu gerekçesiyle polis uyutulmasının daha iyi olacağı konusunda baskı da uyguladı. Tepki çeken görüntüler sonrası polis ve amiri olayları örtbas etme iddiasıyla da karşı karşıya. İstanbul Büyükçekmece'de şu sıralar bir yıkım krizi yaşanıyor. Çünkü belediye tapuları olmasına karşın bazı villalar için göl koruma havzasında bulunduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkardı. Hatta iki villa belgelerde hiçbir usulsüzlük olmamasına rağmen yıkıldı. Arkadaşımız Yavuz Ormak ve kameraman Arif Soner Kalkan bugün evleri yıkılan o mağdurlarla bir araya geldi. Yaşananları bir de onlardan dinledi. Şunu net olarak soruyorum. Devletin arazisine çöktünüz mü? Hayır, burası bizim kendi 2017'de aldığımız tapulu bir yerimiz. Büyükşehir'de olan daire başkanlarımız bakanlığı, Murat Kurum'u dahi tanımıyoruz dediler. Kim diyor bunu? Bunu daire başkanları söylüyor. Biz İSKİ'de mi? Evet, İSKİ'de biz bunları tanımıyoruz diyorlar. Evraklarınız bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Verdiğiniz paralar boşa. İddialar oldukça çarpıcı. Çünkü bu iki villa evraklarda hiçbir eksik olmamasına rağmen yıkıldı. Ali Söylemez de evi yıkılan o mağdurlardan biri. İmar Barışı Kanunu çıktığı zaman biz buraya yapı kayıt belgesi aldık. Yapı kayıt belgesinden sonra kat mülkiyeti tapumuzu aldık. Tapusu var, yapı kayıt belgesi var, daskı var, elektrik faturası var, su faturası var. Yani yasal anlamda her şeyi tamam ama buna rağmen Ali Bey'in evi deyim yerindeyse İSKİ ekipleri tarafından başına yıkılmış durumda. Şu anda son derece mağdur. Üstelik enkazın altında ziynet eşyaları, değerli eşyaları ve anıları da kalmış durumda. 2019'da Gül Koruma Havzası diye bir plan çıkartmış İSKİ sözde. Buralar göl havzasına giriyor. Ya onun için diyor ben bakanlığın verdiği yapı kayıt belgesini, kat mülkiyetini ben tanımıyorum. Ve kim tanımıyor? İSKİ. İSKİ. Nasıl tanımıyor? Tanımıyorum diyor İSKİ yetkilileri. Evimi Büyükşehir Belediyesi İSKİ yıktı. Fakat bunun arkasında Büyükçekmece Belediyesi de var. Özellikle Büyükçekmece Belediyesi Hasan Akgün var. İSKİ'yi burada taşeri olarak kullandı. Burayı biz 2017 yılında yapmıştık. Yaptığımız zaman imar barışı yasası yoktu. Yani o zaman hangi şartlarda ne şekilde izin verdiyseler kendileri de biliyor. İşte bu da hemen yan taraftaki yıkılan bir başka villa. Burası da Büyükçekmece'de yıkılan başka bir ev. Manzara aynı. Buranın sahibinin de yasal olarak bütün evrakları tamamdı. Ama yine ekipler geldi ve evi deyim yerindeyse
yerle bir etti. Kendi çıkarttıkları bu plan, koruma planı bütün çıkan yasalardan üst olduğunu düşünerek gelip haksız bir şekilde haber vermeden, verdikleri haberi beklemeden, cevap beklemeden gelip bir anda yıktılar. Ama durum bununla da sınırlı değil. Daha onlarca villa içinde yıkım kararı var. Oltaya gelmek genellikle kandırılan ya da dolandırılan kişiler için kullanılan bir tabir. Son zamanlarda kiralık ev ararken oltaya gelenlerin sayısı da bir hali arttı maalesef. Çünkü sahtekarlar bu kez de olmayan evleri kiralamaya kalkıp bir de kapora almaya başladı. Üstelik bu oyuna gelenlerin sayısı hiç de az değil. Sanal alemde sanal daireler dolaşıyor. Ucuz ev tutacağım diye eldeki bulgurdan olmasınlar. Bu çok ciddi bir uyarı. Çünkü sahtekarlar bu kez de gerçekte var olmayan evleri kiralamaya, hatta olmayan evlerden kapora bile almaya başladı. Olmayan evleri veya bir başkasının evini veya gerçekten bir kiralık dairenin bir şekilde anahtarını temin etmiş, ancak kendisinin kiralama yetkisi yok. Fakat peşinatı, depozitoyu alıp ortadan kaybolan insanlar var. İstanbul'da ev bulmak her geçen gün zorlaşıyor. Kira artışlarında fırsat bilen dolandırıcılar oltalama yöntemiyle kendilerine ait olmayan evleri ortalamanın çok altındaki bir fiyatla internet ortamında ilana koyuyor. Dolandırıcılar çeşitli bahanelerle tüketicinin evi görmesine fırsat vermeden aldıkları kaporalarla ortadan kayboluyor. Özellikle şehir dışından gelenleri seçiyorlar. Bunun sebebi insanların gelip daireyi görme olasılıkları olmadığı için. Elinde çanta, kolunda ajanda, emlakçı görünümlü bir sürü ayakçının ortada kiralık daire arayan insanları mağdur ettiğini duyuyoruz. Diyor ki ben diyor şu an şehir dışındayım. Bulunduğunuz yere uzağım. Bana kapora gönderirseniz, arayan soran da çok var. Kapora gönderirseniz sizin için daireyi opsiyonlarım. Hafta sonu geldiğinde de daireyi size gösterebilirim diyor. Daha sonra geldiklerinde ne daire, ne muhatap, ne kişi, ne ev, hiçbir şey bulamıyorlar. Merve Seyhan da bu tuzağa düşenlerden biri. O da bir süre önce Adana'dan İstanbul'a taşınmak istemiş ama başına gelmeyen kalmamıştı. Ben şu an evsiz kaldım. Param gitti. Rezil durumdayım. Çünkü ev yok, anahtar yok, para da meydanda yok, mağdur oldum. Ev ararken dolandırılan mağdurların sayısı her geçen gün artıyor. Bu yüzden de uzmanlar uyarıyor. Burada mutlaka oda kaydı olan, maliye kaydı olan, bu işi layıkıyla yapan, gerçek anlamda yerel markalar var. Mutlaka onlara danışmalar gerekir. İlandan görüp, evi beğenip, özellikle şehir dışında yaşayan müşterilerimiz için söylüyorum, kesinlikle daireyi görmeden kapora göndermesinler. Üniversite öğrencileri uzunca bir süredir eğitimlerine evlerinin konforunda uzaktan devam ediyordu. Ancak bu yıl eğitim yüz yüze olacak. Tabii hal böyle olunca kalacak yer meselesi çıktı ortaya. Yurtta kalacaklar için durum biraz daha kolay ama eve çıkacak olanların eşya alması şart. Malum öğrenci bütçesi kısıtlı. Bu yüzden eşya almak için ilk durakları spotçular oluyor. Şu sıralarda spotçular oldukça yoğun. Okuyoruz üniversite. Yurttaydık ikimiz de. Şimdi eve geçeceğiz. Ev eşyalarına baktınız mı? Nasıl fiyatlar? Yani genel olarak pahalı fiyatlar. Televizyonlar var, buzdolabıları var, çamaşır makinenin istediğin her şey var. Bir eve düşecek kadar her şey var yani bizde. Öğrencilerin kiralık ev arayışıydı derken şimdi de ev eşyası bulma telaşı başladı. Tabii öğrenciler daha uygun ev eşyası arayayım derken en çok da spotçulara, ikinci el eşya satan yerlere geliyorlar. Kesinlikle ikinci eller daha uygun. Yani özellikle ikinci el fiyatlara baktığımızda daha alabilitesi yüksek diyebilirim. Fiyatları bayağı bir pahalı. 3000 lira, 2000 lira arasında. Ama fakat spotlarda 250 lirayla 800 lira 1000 lira arasında değişiyor. Peki ama evlerini dizebilmek için ne kadar bütçe ayırmaları gerekiyor? Çekyat takımlarımız yani ortalama 1200 lira parça başı geliyor. Bercelli takım olarak 3000 liraya falan buluyor yani fiyatları. Tek tek de ayırabiliyoruz yani biz bunu tek de verebiliyoruz. Sadece bu koltuğu ne kadara alırım tek başına? 1500 lira. Bir öğrencinin mutlaka evine alması gereken bir diğer eşya ise elbette yataklar. İşte spotçularda bulunan bu şekilde bir yatağı göstereceğiz. Başlığı, yastığı, yatağı ve bazasıyla birlikte ortalama sadece fiyatı 1000 lira. 4000 liraya, 4500'e denk gelir yani fiyatları marka aldıkları zaman. Peki ama beyaz eşya
ocağda fiyatlar nasıl? Bakın çok ucuza göstereceğim. İşte bu ocağın fiyatı sadece 200-250 lira. Ve çamaşır makinesi sadece 1500 liraya denk geliyor. Ve buzdolabı her öğrencinin evinde yine bulunması gerekenlerden. İşte bu buzdolabının fiyatı da yine 1500 lira. Eski fırınlar bunlar. Eskiden herkesin evinde vardı ama öğrenciler kullanmaya devam ediyor. Sıfır bunun fiyatı zaten 200 lira ablam. 200 lira. Evet. Ne pişirecek öğrenciler bunun içinde? Neler pişirebilirler? Mesela börek pişirebilirler. Tavuk, mavuk yine de pişirebilirler. 7000 lira, 7500 lira her şeyle birlikte yani. Bütün evin her şeyle birlikte düzebilirler yani. Şehirler arası seyahatlerde yeni bir dönem başlıyor. Aşı olmayıp da seyahat etmek isteyenlerden artık son 48 saat içerisinde yapılmış PCR testinin sonucu istenecek. Otobüse biniyoruz. Kimin hasta olup kimin hasta olmadığını bilemiyoruz. Bu hastalığın bitmesi için bazı önlemlerin alınması şart yani. Ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. 6 Eylül'den sonra artık aşı olmayanlar PCR testi yaptırmadan şehirler arası yolculuk yapamayacak. Bilet alırken, otobüse binerken tek tek kimlik kontrolü yapılacak. Kalkış noktası kontrolleri, PCR testi yoksa otobüse almayacağız, bilet de yanabilir. Otobüs seyahatlerinde de artık 6 Eylül itibariyle HES kodu uygulamasından PCR testinizin olup olmadığını bakılacak. Eğer testiniz negatifse seyahat edebileceksiniz. Eğer iki doz aşınız varsa yine hiçbir seyahat engeliniz yok. Böyle olmalı. Ben zaten iki aşım da oldum. Rahatım. İlk doz aşıyı olduk. İkinci doz için randevu aldık. Henüz yaptırmadık. Evet. Uçak bileti alıp İstanbul'dan Ankara'ya seyahat edeceğiz. O zaman bizim PCR yaptırmamız gerekecek mi? Muhakkak PCR yapmanız zaten ikinci aşıyı 14 gün geçtikten sonra o limit olmadığı sürece yaptırmak zorundasınız. Acil seyahatler içinse otogarda, havalimanlarında olduğu gibi mobil test merkezleri kurulacak. Acil olan uçuşlar için de havalimanında zaten bununla alakalı kornerler açıldı, departmanlar var ve orada PCR testi yaptırabilir. 5-6 saat öncesinden havalimanında olursa bunu yapabilir. PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece karayollarında ve hava yollarında geçerli olmayacak. Demir yolunu kullanmak isteyenler de artık test yaptırmak zorunda. Eğer test yaptırmıyorlarsa iki doz aşısını yaptırmış olmaları ve bu aşının üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor. Yavaş yavaş insanlar da alışmaya başlıyorlar. Bu böyle devam edecek mi bilmiyorum. Ama en azından bu sene böyle görünüyor. Dürüstlüğün ödüllendirildiği yurt dışındaki zengin akrabadan miras haberi alınan o Yeşilçam filmlerini fazla iyimser buluyorsanız şimdi izleyeceğiniz haber sizi çok şaşırtacak. Bir İngiliz turist yıllar önce Kuşadası'nda bellboyların ona yardımcı olmasından çok etkilendi ve vefasını mirasını onlara bırakarak gösterdi. Artık otel o kadar sahiplenmişti ki bir isimlik taşıyordu. Üzerinde Godfather yazıyordu. Aşağı yukarı 5000 pound falan kaldı. Yıllarca aynı otele turist olarak geldi, çalışanlarla yakın dostluk kurdu. Ölünce de mirasının bir kısmını onlara bıraktı. Çocuklarımın eğitimi için kullanacağım. O da bize aynı şekilde zaten bu cümleyi kurmuştu. Çocuklarınızın eğitimi için size bunları bırakıyorum diye. İngiliz George Charlie 1997 yılından beri Aydın Kuşadası'ndaki bir otelde yaz tatili yapıyordu. Çalışanlarla dost olan İngiliz turist senede 2-3 kez otele gelmeye başladı. George Charlie Kuşadası'nda otele geldiğinde 20 yıl boyunca 401 numaralı odada kaldı. Otel yönetiminde kendisine bir vefa örneği göstererek odanın ismine Charlie koydu. Bütün otelin personeli babası. Bizi çok iyi tanıyan, çok iyi bilen, yıllardır otelimize gelen ailemizden birisi. Lobide oturduğu yer belliydi. Aşağıda restoranda oturduğu yer belliydi. George Charlie 2014 yılında otele son gelişinde rahatsızlandı. İzmir'de hastaneye kaldırdık. Hastanede bir son görüşme yaptık kendisiyle. O görüşmede mirasının bir kısmını otel çalışanlarına bırakacağını söylemişti. Çok şakacı, çok esprili bir misafirimiz olduğundan dolayı çok ciddiye almamıştık açıkçası. Yani, otel çalışanları gelen bir mektupla Charlie'nin hayatını kaybettiğini ve kendilerine de miras bıraktığını öğrendi. İngiliz turist George Charlie 20 yıl boyunca Kuşadası'ndaki bu otele geldi ve bu oteldeki personelden 20 yıl boyunca oldukça fazla ilgi gördü. İşte bu ilgi karşısında bir vefa örneği gösterdi. Ölmeden önce mirasından pay bıraktı. Gerekli arkadaşlarımız hepsi de aynı şekilde şeylerini aldılar. Charlie'nin mirasında ne yazdıysa onların hepsi arkadaşlara iletildi. En yüksek kim aldı? En yüksek ben aldım.
İstanbul'un yaklaşık 5000 yıllık tarihi, 1001 gizemli olay ve mekana ev sahipliği yapıyor kuşkusuz. Şimdi size o gizemlerden birini anlatalım. Bir cami düşünün. 525 yıllık ve kubbesinde bir tabut var. İşte gizemli tabut hakkındaki iddialar, rivayetler ve şehir efsaneleri. Hiç böyle bir cami yok. Yani kubbesinde tabut olan bir cami, içinde biri var ya da yok fark etmez. Üstünde tabut olan kubbeye sahip bir cami İstanbul'da hiç yok. Vallahi gören de şaşırıyor, biz de şaşırıyoruz. Gören gözlerine inanamıyor. Önünden geçen herkes 525 yıllık tabutun gizemini çözmeye çalışıyor. Ben ilk buraya geldiğim zaman bilmiyordum. Bir ara gördüm, hatta ürperdim böyle bir anda. Acaba burada ne işi var diye. Burası İstanbul'un en kalabalık, en işlek semtlerinden biri. Laleli ve Laleli'de Katip Sinan Camii var. Ve bu camiyi diğer camilerden ayıran en büyük özelliği işte kubbesinde bulunan bu tabut. Ve bu tabutu görenler merak ediyor. Şaşkınlıkla dönüp bir daha bakıyor. Peki nedir bu tabutun hikayesi? 1496 tarihinde Sultan II. Beyazıt Han döneminde Topkapı Sarayı'nın matbah-ı amire, yani saray mutfak kısmının muhasebe defterlerini tutan muhasebe müdürü, maaşından arta kalan paraların bir kısmıyla evinin olduğu bahçenin yanına bir cami yaptırır. Fakat caminin yapılışından birkaç ay sonra Katip Sinan vefat eder. Katip Sinan'ı her Müslüman gibi kefenlerler ve hazireye, bakın şurada aşağıda, mezarlık kısmına defnederler. İşte bu noktadan sonrası ise rivayetler ve şehir efsaneleriyle dolu. Geldiklerinde 3 defa mezarın açılmış olduğunu ve içindeki bedenin kubbeye konulduğunu görürler. Ve derler ki fazla zorlamaya gerek yok. Bedenini bir tabuta koyarlar, tabutunu da kubbenin üzerine koyup kurşunlarlar. Mahallelinin iddiasına göre bu tabut daha önce hiç açılmadı ve en son 2000 yılında da restore edildi ve üzeri kurşunla kaplandı. Şu an hala kapalı ama mahalleli ikiye bölünmüş durumda. İçerisinde cenaze var mı yok mu, herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Allah bilir ama ben Allah'ın takdirine inanıyorum. Var mıdır içinde cenaze? Hacı abim yok diyor. Yok mu diyorsunuz? Şimdi ben diyorum ki yani İslam dininde böyle bir şey yok. Nerede olması gerekirken camide, şey caminin üstünde, ama millet buraya gelip bakıyorlar. Şimdi evcil bir kaplumbağanın acıktığında nasıl bir ninjaya dönüşebildiğini göreceksiniz. İşte sıra dışı firarın hikayesi geliyor. Bahçede canı sıkıldı, metal kapıyı açıp sırra kadem bastı. Tayland'da 4 yaşındaki evcil kaplumbağa Palavan, modellik yapan Luknam Sakav'la yaşıyor. Genç kadının yakın ilgisinden mi sıkıldı bilinmez, bahçeden çıkmak istedi. Bir ninja kaplumbağa gibi sürgülü kapıyı sırtlandı, yeterince açtıktan sonra da kendini dışarı attı. Mahalledeki gezintisi uzun sürmedi. Komşular Palavan'ın kaçtığını fark edip onu yaşadığı eve geri getirdi. Sahibi ise şaşkın. Kaplumbağasının çimleri yemekten sıkılıp acıktığı için kaçmış olabileceğini düşünüyor. Kediyle köpek gibi ifadesini normalde geçinemeyenler için kullanırız ama Suşa ve Tişa'yı görünce aksinin mümkün olduğuna bir kez daha tanık olacaksınız. İç güdüleri onlara düşman olmaları gerektiğini söyleyebilir. Oysa Suşa ve Tişa'nın aralarından su bile sızmıyor. Rusya'da yaşayan Tatyana Burkaçkaya için aslında bu manzara yeni değil. Çünkü 6 yaşındaki Şivava cinsi Tişa, kadının önceki kedisiyle birlikte büyüdü. En yakın dostu ölünce de içine kapandı. Veterinerin yalnız kalmasın tavsiyesi sayesinde de Suşa'yla tanıştı. Bir Van kedisi olan Suşa, köpek ev arkadaşını hiç yadırgamadı ve sevgisiyle onu iyileştirdi. Sevimli ikili dostlukları kadar güzellikleriyle de sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Reklam arasına gidiyoruz.
Ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. İyi akşamlar.